Bugün de sizlere günümüze dimdik ayakta kalarak gelen ve UNESCO'nun gözünden kaçmayarak 1987 yılında tarihi yerlerden bir yer olarak kayda geçilerek Dünya Mirasları Listesi'ne de adını yazdırmıştır. Biz de bu önemli mirası yani Nemrut Dağı'nı sizlerle paylaşacağız. Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte bulunurken eski çağda hükümdarlık yapmakta olan Kral 1. Antiochos Tanrılara ve Atalarını minnettarlığını kanıtlamak amacıyla Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarını Nemrut Dağı'nın yamaçlarına bırakmıştır. Dağın üzerinde ise antik mezar, anıt heykeller, mimari kalıntılar bulunmaktadır. O dönemde dahi birlik dirliktir diye bilen krallara örnek olacak davranış ile başka kültürlerin tanrılarını bir araya getirmeyi planlamış ve heykellerini yaptırmıştır. Dağın manzarası ise günün doğumunu ve batımını gözler önüne sermektedir. Gizemini ise tam anlamıyla açık etmeyen da bizlere yavaş yavaş bırakılanları gözler önüne sergileyeceğe benzemektedir. Bu şah eseri günümüze ulaştırmayı şans eseri başaran ise mühendis Charles Sister tarafından olmuştur. 1881 yılında Diyarbakır yol yapımı sırasında Sister'ın gözüne iyileşen yapı ve sonrasında o yapıyı inceleyen Sister bunun bir asurlardan kalma olduğunu düşünerek inceleme ekibiyle bilim adamı Otto Pushton da dahil olarak bölgede kazı çalışmaları başlatarak günümüze bu güzelliği getireceklerdir. Konumuzun devamında ise Kommagene uygarlığına ait en önemli yapı olduğu bilinmektedir. Kommagene Yunanca'da genler topluluğu demektir. Kommagene krallığı ise Pers ve Grek uygarlığına inanç, kültür geleneklerinin birleştiği Güçlü bir krallık olduğu da tarihe geçtiği bilinmektedir. Milattan önce 1. yüzyılda 1. Mitrates Kallinikos tarafından kurulmuş ve 141 yılı hüküm sürmüştür. Kazılar sırasında Grekçe kitabeler bulunmuş olduğu ve Mitrades'in oğlu olan Antiochos ağzından yazıldığı düşünülen yazıt bulunduğunda üzerinde yasaları içermekle birlikte şu yazıt bulunmaktadır. Ben Kommagene kralı 1. Antiochos Gerçekten tanrılara layık bu heykelleri ben diktirdim yazmaktadır. Ve dağın en üst kısmına inşası yapılan tümüsler yani höyük, kurgan, küçük kırma taşları ile yığılması sonucu yapılmış olduğu görülmektedir. Milattan önce 1. yüzyıla ait tümülüsler 55 metre yükseklikte düşünülürken günümüzde 50 metre olarak görülmektedir. Çapında ise değişiklik görülmeyen tümülüslerin çapı 150 metredir. Kralın ise kendine özel olarak yaptırdığı mezarın üzerinde de bir tümülüsün olduğu düşünülmektedir. Devamında ise üç tarafı terasta çevrilmiş dağın, teraslarının yapımı ise kayalar oyularak oluşturulduğu bilinmektedir. Doğu terasında 10 metre yüksekliğinde tahtaların üzerine sıralar halinde oturmuş yüzleri güneşe dönük dev tanrı heykelleri bulunmaktadır. Bulunan heykellerin ise bilimcilerin dikkatini gökyüzünün hakimliğine dikkat çektiği yönündedir. Heykellerinin sahiplerinin isimlerini şöyle sıralamaktadırlar. Soldan sağa olmak üzere Apollyon, Mitra, Helios, Hermes, Kombogene'nin bereket tanrıçası, Ticha Fortuna, Baştan Zeus, Oramastes, Kral Antiochos, Harekles, Ares gibi sıralamaya sahip olduğu düşünülmektedir. Yan tarafında oturmakta olan koruyucu kartal, diğer bir yanında ise koruyucu aslanın yeryüzünü temsil etmektedir. Batı terasına bakıldığında farklı durumların olmadığı görülürken yine tatlı üzerine oturmuş olarak gücü ve hakimiyetin temsil ettiği tanrı heykelleri mevcut bulunmaktadır. Belki de değişik olarak yer verilen durum batı terasında kabartma şeklinde astroloji ile ilgili olduğu düşünüldüğü aslan horoskop yani gökyüzünde yıldızların ve gezegenlerin konumu üzerinden oluşan çizim bulunmaktadır. Aslan kabartması üzerinde görülen 19 yıldız Boyun kısmında ise ayın olduğu dikkat çekerken bu durumun açıklaması ise şöyledir. Kral 1. Antiyokos'un tatlı çıkış tarihi olduğu düşünüldüğü 7 Temmuz 62 olduğudur. Kuzey terası ise doğuyu ve batıyı birbirine bağlamakla birlikte tören yolu olarak da görülen yolun 180 metre uzunlukta olduğu bilinmektedir. Komma gene krallığı sonra 72 yılında Roma eyaleti içerisine alınmıştır. Adıyaman Belediyesi'ne ve Kültür Turizm Bakanlığı'na teşekkürler eder kolaylıklar dileriz. Kanalımızı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayınız.